Doktor Koyuncu YouTube sayfasının değerli takipçileri, bugün yine değişik bir konuyla karşınızdayım. Koyunculuğa başlayacağız, koyun alacağız ama koyunu nerede bakacağız? Bununla alakalı bazı şeyler sizin aklınızda fikir olsun diye kısa bir video çekeyim dedim. Gelin bakalım şimdi bu ağır nasıl yapılmış, nasıl yapmamız lazım onu bir irdeleyelim. Bunlar trapez saç, biliyorsunuz 6 metre olur. Yaklaşık olarak 1.10-1.20 gibi, ben de tam bilmiyorum, enleri var. Ağırınızı planlarken, yapım aşamalarını planlarken bunlar en ve boylarını kağıt üstünde önce belirlemeniz lazım. Şimdi buraya gelin, bu ana direkleri gördüğünüz gibi 10'a 20'den yapılmış ana direkler. Bunların yan taraflarındaki taşıyıcılar da 5'e 10'lardan yapılmış. Trapez sacın boyuna göre biz bunları seçtik. Yaklaşık olarak trapez sac 6 metre ve bulunduğumuz ağılın genişliği 11 metre arkadaşlar. Şimdi burada size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Normalde arkadaşlar bu kalasların 10'a 10'ları 4 metre standart boyda yapılır. Ve yaklaşık olarak da tanesi 50 lira civarıdır. Şimdi bu 10'a 20 daha ana taşıyıcı olsun diye 10'a 20 olarak yapılmış. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta, çatının eğimini verirken 22 dereceye eğim vereceksiniz arkadaşlar. 22 derece eğimle verdiğiniz noktada içeri terleme oranı neredeyse sıfır. Şimdi bak dikkat edin, şu anda dışarıda kar var yaklaşık 20 santim. Sacımızdan aşağı doğru neredeyse tek tük bir iki damla görüyorsunuz. Herhangi bir terleme görmüyorsunuz, dikkat edin. Ağırınızı siz de yaparken ya kuzulu koyun bakacaksanız yaklaşık 1,5 metre koyun başına bir alan bırakmanız gerekiyor. İdeal ağır genişliği budur arkadaşlar, 11 metre. Trapezler 6'şar metre geldiği için arada da bir havalandırma boşluğu bıraktık gördüğünüz gibi. Oradaki yatay 5'e 10'ları da birbirine monteliyorsunuz. Daha bir sağlam oluyor. Şimdi bunun ben size çizimini de, yani kağıt üstündeki çizimini de, ölçülerini de vereceğim. Bu ağır benim çok hoşuma giden bir ağır. Dikkat ederseniz içerisi ferah, havadar, temizlemesi kolay. Ağılda da diğer bir faktör de özellikle altlığı temizlerken ara bölmelerin kolay sökülebilir olmasıdır. Burada gördüğünüz gibi ana hat buradan, bizim besleme yaptığımız ana hattı buradan koruyoruz. Burası yemleme yolu olarak planlanmış. Aralarda da bizim telli ayırma bölümlerimiz var. Burada istediğiniz gibi ayırabiliyorsunuz. Kenar arkadaşlar yine trapez sacları yan olarak döşememizin sebebi, dışarıdan gelecek herhangi bir yabani köpek, çakal gibi yabani hayvanları engellemeye yönelik. Sulama sisteminde görüyorsunuz, normal şamandıralı suluk, dışarıda bir tane deposu var. Depoyu biz emmeden dolduruyoruz ve şamandıralı olarak bu şekilde sulanıyor. Şu anda yaklaşık olarak 30 santim yerde gübür var. Temizleneceği zaman bu yan taraflar açılıyor, trapezler. Bunları da kaldırıyoruz. Burayı normal o küçük bobcat denen kepçelerle temizliyoruz. Şöyle dikkatlice her tarafını bir gözleyelim. Bakın size bunun mesela iki bölmeli olanı da yapabilirsiniz. 3 bölmeli olanı da yapabilirsiniz. Bunun uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu ağıl ucuz maliyetle örnek koyun ağılı yapabileceğiniz, aklınıza bir fikir olsun diye ben buraya geldim. Şöyle bir devam edelim. Mesela bu tahta yemlikler, bunları da yine biz kendimiz yaptık. Hazır metal yemliklere göre biraz daha avantajlı oluyor ki içeride mesela antiseptiklerle falan temizleme noktasında herhangi bir paslanma, oksidasyona uğramadığı için daha iyi oluyor. Ben tahta yemliği seviyorum, daha organik olduğu için. Şimdi böyle bir ağıl, bir yarı profesyonel veyahut da amatör olarak başlanmak için bu kadar uzun bir ağıla gerek yok. Ama şu çatı ve genişlik ölçülerini mesela şu iki direk arasından 3 tane veya 2 tane seçip kendinize daha küçüğünü yapabilirsiniz. Ama bu ölçüler sizin içeride daha rahat hareket etmenizi sağlayacak optimum ölçülerdir. Bunun yarısını, 1/3, 1/4 daha küçük olarak yapabilirsiniz. Kendiniz de buradan fikir elde edip kendinize daha güzel ağırlar yapabilirsiniz. Şimdi misal söyleyeceğim. İki direğin arası yaklaşık olarak 4 metre. Buradan iki tane yanlamasına direklerin arası da 5 metre. Şurası yaklaşık olarak 20 metrekare. Böyle iki ağırlık yeri 30 koyun veya 20 koyun beslemek için kullanabilirsiniz. Küçük,
hobi hayvancısıysanız 10 koyun, 15 koyun bakacağım derseniz bu kadar büyük ve kapsamlı bir ağla gerek yok. Ama en aşağı 50 hayvanınız varsa ve bunların kuzulaması, koçların ayrı bölümlenmesi, kuzulu ve gebe koyunlara ayırma gibi bir düşünceniz varsa buna yakın bir, yani bu genişlikte bir ağır yapmanız gerekiyor. Ama bu uzunluk ben bahsetmiyorum. Burada normalde 200 koyun kuzuladığı zaman rahat rahat beslenebiliyordu şu gördüğünüz ağılda. Bunun yaklaşık olarak maliyetlerini siz kendiniz şöyle çıkarabilirsiniz. 10-10 4 metrelik bir kalasın fiyatı 50 lira civarı. Diyelim ki burada 100 metrekare kadar bir yer yapacağız. Yaklaşık olarak maliyeti 12-13 bin lira civarında tutuyor. Belki daha fazla da olabilir, az da olabilir. Sizin elinizde belki kütüğünüz vardır, onu kendiniz biçtirirsiniz hızlarda. Veya eski malzemeniz vardır, onları kullanabilirsiniz. Üstünü biz trapez sacı olarak kullanmamızın sebebi birbirine geçmeli olduğu için çok daha rahat suyun ve karın akmasını sağlıyor. Kenarlarda da bizim perdelerimiz var. Çok soğuk olduğu zaman o perdeleri rulo halinde kaldırıp içeriye aşırı rüzgar girmesini engelliyoruz. Özellikle orta dereceli hayvancılık yapmak isteyenler için ideal bir ağır sistem bu. Ağıl yaparken en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi temiz su. Hayvanın önünde sürekli temiz su olması lazım. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta havalandırma. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda güvercinlik dediğimiz bölümler var. Oralardan dışarıya biriken hava böyle geliyor ve yükseliyor. Isınan havayla beraber o güvercinlikten dışarı çıkıyor. Yanlarda, tabanlardan giren hava ağılın içindeki kötü azotlu kötü havayı alıyor ve yukarıdan dışarı tahliye ediyor. Bu şekilde içeri girdiğiniz zaman herhangi bir azot ve gaz kokusunun olmaması gerekiyor. Ağıl tabanının kolay temizlenebilir, sıkıştırılmış bir malzemeyle kaplı olması gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz yerde bizim altında tarlanın üstünde belli bir malzeme döküldü. Bu malzeme hem drenaj sağlıyor, ıslaklığın ve nemin dışarı atılmasını, direne edilmesini sağlıyor. Temizlerken de üstteki kaba o şeyin, gübrenin kolayca üstünden sıyrılıp atılmasını sağlıyor arkadaşlar. Burada tabii ki bölümlemeyi birbirine ayırırken kullanacağımız malzemelerin özellikle hayvanların, kuzuların ayağını sokup kırabileceği, böyle sıkışabileceği böyle tel gibi malzemeleri tercih edilmemesi lazım. Ama burada yetiştiricimizin elinde önceden varmış, ondan kullandı. Ben daha çok tahta malzemelerle bölünmeyi seviyorum. Özellikle bu kapak tahtalarından kendinize bölümler yapabilirsiniz veya ince demirlerden yaptırabilirsiniz. Kuzuladığı zaman koyunları ayıracağınız bireysel padokların olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da koyun ağıllarının vazgeçilmezi. Çünkü biliyorsunuz kuzularımızın ilk bir hafta 10 gün annesinin emişmesinin kontrol edilmesi gerekiyor. O bireysel padoklarda dikkatlice bunlara bakmanız gerekiyor. Bu da çok önemli bir faktör. Ayrıca hasta hayvanlarınızı ayıracağınız bir revir bölümünün olması yine bir faydadır. Çünkü o hayvana vurduğunuz iğne fayda etti mi etmedi mi, sürünün içinde onu arayacağınıza daha kontrol etmeniz için ufak bir revir bölümü olması faydalı olacaktır. Şimdi bu saman olan bölüm, mesela biz burada arada bir boşluk bıraktık ki herhangi bir yangın mangın gibi bir durum olursa hayvanları kolay çıkarabilmek için arada bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi gel bak şu sulukları bir çekelim. Şu anda donmuş tabii soğuktan dolayı. Bunlar normal şamandıralı suluklar arkadaşlar. Küçük başa göre dizayn edilmiş. Normalde büyük başta da kullanılıyor. Bunların belli zamanlarda bir bakımlar oluyor. Bakımlarını düzenli yaparsanız bu vaziyete gelmiyor. Çok da faydalı biçimde kullanabiliyorsunuz. Hayvanlarınıza vereceğiniz yemleri hazırlamanız için böyle yem hazırlama noktanız olması lazım. Normalde bunu silolama veya kaba yemi, konsantre yemi ayrı ayrı silolayacağınız mekanların olması sizin için büyük avantaj. Üstüne yağan yağmur, kardan korunmuş vaziyette gördüğünüz gibi samanlar burada getiriyoruz. Mesela karma makinamız var, traktöre bağlı. Bunu elektrikli de kullanabiliyorsunuz. Bunu normal şaftlı da kullanabiliyorsunuz. Bunun içinde normal malzememizi atıyoruz, karıyoruz ve buradan biz el arabalarla götürüyoruz işletmemize. Hayvanların beslemesini de bu şekilde yapıyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz noktalar çok kapalı olmaması lazım. Bu egzoz gazından belki kuzularınız falan etkilenebilir. Normalde açık havada yapılması lazım ama şu anda dışarıda kar var. Silajı dışarıdan yükleyip getiriyoruz. Burada samanlarla karıştırıp hayvanlarımızın önüne veriyoruz. Burada en çok dikkat edilen yer
Arkadaşlar sigara içilmeyecek. Samanın olduğu yerde sigara içmeyin. Çok fazla yangın çıkıyor. Ağıl konusunda aklınızda bir fikir olsun diye bu videoyu çektim. Eğer sorunuz olursa yorum bölümüne o yorumları yapınız. Abone olmayı da unutmayınız. Doktor Koyuncu'dan hayırlı günler.